Amerika medyası da gerçekten Trump'a ciddi bir mesafe koymuştu. Demokratlar biliyorsunuz CNN International demokratlardan yana tavır koyar ama Fox News'un Trumpçı, Cumhuriyetçi olduğunu da iyi biliriz. Gelelim bir başka önemli başlığa. Şu meşhur attığını vuran, hatta yolda yürüyen garibanları kolayca indiren Amerikan polisi o Rambo'lar o ulusal muhafızlar filmlerde gördüklerimiz yahu neden bu ırkçıları engelleyemedi? Dünyaya rezil oldular. Yani Bayrampaşa Çevik Kuvvet'ten iki otobüs gitse çözer miydi? Bakalım işin esprisi bir yana hadi ikinci başlıkta ilerlemeye başlayalım. Bu ulusal muhafızlar neredeydi? Ulusal muhafızlar kim? Rezerv kuvvet. Ülke içinde kalıyorlar ve temelde üç başlıktaki olaylara bakıyorlar. İç güvenlik, büyük toplumsal halk hareketleri, toplumsal olaylar ve 3 doğal afetlerde devreye giriyor. Eyaletlerde valiler belediye başkanları çağırıyor ama eyalet kanunları geçerli değilse başkentse orada başkan ve savunma bakanı Pentagon devreye giriyor. Şimdi iki önemli simge. Amerika simgeler ülkesi biliyorsunuz. Doların üzerinde bile vardır o göz. Hadi simgeler üzerinden ilerleyelim. Önce kime? Ulusal muhafızların sloganına bir bakalım. Always ready, always there. Ne demek? Her zaman hazır, her zaman orada. Olay neredeyse hep hazırız. Biz rezerv kuvvetiz. Oraya da yetişiriz. Öyle mi? İşte yine kongre binası. Çok değil. 3-5 ay öncesi. Bakın ulusal muhafızlar böyle dizilmişler. Tam teçhizatlılar, gazeteciler çalışıyor, görevlerinin başındalar. Dün basılan kongre binası burası. Peki bu fotoğrafı niye size anlatıyorum? İşte oradalar, orası George Floyd eylemleri için. Yani siyahi Amerikalılar kongreye girmesin eylemde diye ulusal muhafızlar önceden gelmiş, kurulmuşlar. Blake Lives Matter. Siyahilerin de hayatı önemlidir. Bir soru aklımızda. Dün gece gelenler o ırkçı, beyaz ırkçı o grubun yerine bir siyahi grup gelseydi açıkça ateş ederler miydi? Tartışılır. İşte George Floyd gösterilerinde ulusal muhafızlar orada. Peki kongrenin aynı binanın duvarlarına tırmanırken neredeler? Ortada yoklar. 90 saat boyunca Gerçekten orayı yanlış yazmışız düzeltelim. Bir buçuk saat boyunca 90 dakika boyunca gelemediler. Oysa belediye başkanı getirin ulusal muhafızlara ihtiyacımız var demiş. DC eyalet değil. Başkent olduğu için yetki Trump ve Pentagon'da dedim. Orada da bir anlaşmazlık, bir koordinasyonsuzluk olmuş diyor. Kara Kuvvetleri Komutanı da bugün resmen özür diledi. Olaylara müdahale müdahalede evet bir buçuk saat geç kaldık dedi. Ama bu tür olaylarda bir buçuk saat var ya aman aman ne kadar önemlidir hatırlayın büyük olayları. Lütfen telaffuz etmek istemiyorum. Şimdi komple teorisi 2. Gerçekten Trump'tan tamamen kopsun Amerika bu faşist ırkçı kafadan tekrar farklı bir düzende ilerleyelim diye bir şeylere zemin hazırlanmış olabilir mi? Ben inanmak istemiyorum. Ben bu konuda düz düşünüyorum. Net suç da belli, suçlu da belli.